Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çiçeğimizin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basaraktan bana destek olabilirsiniz. Çiçeğimiz bu şekilde çok güzel. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Şimdi hemen bunun yapım aşaması ve malzemelerimizi saymaya başlayalım. Dilerseniz bu şekilde ortasına bir tane farklı renk koyaraktan veya sadece bu şekilde yaparaktan orta gölünü de dediğim gibi siz nasıl renk isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Çiçeğimiz bu şekilde. Özlem Topal arkadaşım bunun adını kazaya koymuştu. Ben de o şekilde devam ettireceğim. Başka farklı bir adı var mıydı? Onu da inanın bilmiyorum. Çiçeğimiz dediğim gibi bu şekilde. Yapımı da çok kolay ve çok da gösterişli bir çiçeğimiz. Arkası şöyle, önü de bu şekilde. Yazmalarınızda, namaz örtünüzde, dilediğiniz her yerde gayet şık ve çok kolay yapabileceğiniz bir modelimiz. Şimdi bunun yapımı ve malzemelerimizi sıralayalım. Bunun için şu şekilde 3 tane aynı renk veya farklı renklerde ortasına dediğim gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben 3 tane 20 milim organza kurdelemizden kestim. Şimdi bunun enini ve boyunu da ölçelim. Şu şekilde 20 milim eninde kurdelemiz ve bu şekilde kesiyoruz. Eninde 6 santim uzunluğunda kurdelemiz. 3 tane 20 milim eninde 6 santim boyunda şu şekilde ben ölçmeden kesiyorum. Fakat bazı hanımlar ölçülü yapıyor. Ölçerek yapıyor. O sebepten sizler için ben de ölçüyorum. Normalde ben ölçmeden göz kararı yapıyorum. Göz aşinalığı uzun süredir yaptığım için olmuş sanıyorum. Yeşil yaprağı için bu şekilde 20 milimlik organza kurdelemiz şu şekilde yeşil 20 milim. Bunun boyunu da ölçmek gerekirse 20 milim eninde 7 santim uzunluğunda. Bu da diğer ortası için de 10 milim şu şekilde 10 milim eninde ortası içinde istediğiniz renklerde yani 10 milim ben 10 milim diyorum 1 santim diyenler de var. Boyu da zaten şu şekilde bir parmak işaret parmağınızın büyüklüğünde bunu da kesebilirsiniz. Ölçüsü yok, göz kararı tamamen bunlar. Çünkü bir sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Bir tane de bu şekilde kestik. Boyunu da ölçmek gerekirse 9 10 santim diyelim bunun boyunu da. Şimdi diğer malzemelerimiz yeşil yaprağını dikmek için küçük iğnem ve çiçeğimizi yapmak için büyük yorgan iğnemiz. Siz küçük iğne de kullanabilirsiniz. Size kalmış. İpimizin arkasını düğümlüyoruz. Diğer malzemelerimiz de çakmak ve makas. Şimdi bunun yapımına başlayalım. 20 milim eninde 6 santim uzunluğunda kestiğimiz kurdelemizi şuradan başlayarak şöyle küçük tel alaraktan bu şekilde
bir tane yaprağımızı diktik. Şimdi yine aynı şu uçtan küçük tel alaraktan ikinci kanadımız da oldu. Bu şekilde. Aynı dediğim gibi kestiğimiz kısım bu tarafa geliyor. Sol tarafımıza geliyor. Kestiğimiz kısım. Şu uçtan şöyle V şeklinde sadece bir kaç tel alıyoruz. Çiçeğimizin yaprakları bu şekilde. Şimdi iğnemi çekiyorum. Düğümüm kaçabilir. Biraz daha büyük yapmamız gerekiyor. İpimi yavaştan çekiyorum. Dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Biraz daha düzeltelim. İpimi buraya bir kere doluyorum. Bir kere daha doluyorum. Çekiyorum. Çiçeğimizin kanatları bu şekilde. Aynı işlemi birkaç kere daha devam ediyorum. İğnemi buraya sabitledim. İpimi yaptım. Şimdi bunun fazla kısmını şurayı kesiyorum. Şimdi bunun yaprağını yapalım. Yaprağımızın teknik aynı. Tam ortaya koyuyorum.
Biraz daha kesmem gerekiyor. Şekilde olması gerekiyor çünkü tam ortaya koydum, ikiye katladım ve ipimi çekiyorum. Dilerseniz dolayabilirsiniz ipinizi buraya şu şekilde, dilerseniz de dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ben bunu dolamıyorum. Çiçeğimizin yaprağını da diktikten sonra sıra geldi orta gülünü yapmaya. 10 milim enindeki kurdelemizin ortasından küçük küçük tel alıp sivri kestiğimiz yeri iğneden taktık. Kendi etrafında doluyoruz ve fazlalığı da yaktık ve yapıştırdık. Bu şekilde orta gülümüz şu ortasından, şuradan iğnemizi taktım. Çekiyorum. Dilerseniz burayı kesebilirsiniz. Dilerseniz kesmeden de yakabilirsiniz şu şekilde. Çiçeklerimiz bu şekilde. Dediğim gibi siz şöyle iki renkli de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.